Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler nedir? İstihdamda dağılım nedir? Emperyalizme karşı olmadan Türkçe olmalıyız mı? Kadına şiddeti konuşacağız. Birey hakkı elinizden alınabilir mi? İyi günler efendim. Bir Yeni Ufuklar programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta ne var? Bu hafta hangi konuk var? Gene merak ediyorsunuz biliyorum. Evet, gene çok özel bir konuğum var. Özel bir konumuz var. Bizle birlikte yeni ufuklara doğru eğer çaylarınız da hazırsa hareket etmeye hazırız efendim biz de. Türk ekonomisinin son 60 yılını konuşacağız. Kimle? Çok yakından tanıklık etmiş bir konuğum var bu son 60 yıla. Fiilen hem çalışmış içinde hem de aile dolayısıyla ilginç bir ailesi var. Onu da konuşacağız biraz sonra. Bir Cumhuriyet ailesi, ailesindeki kişiler de ilginç. Sizi çok fazla merakla bırakmadan hemen tanıtayım. Sayın Çelik Arsel. Son 60 yıl dedik ama sizin şeye gelmeden önce bir aileniz nerelisiniz? Hani memleket nere diye başlanır ya biraz öyle başlayalım bize. Kökenimiz Trakya. Yani Selanik Manastır. Anne tarafından Manastır, baba tarafından da Selanik. Osmanlı döneminde tabii Türkiye sınırları içindeydi. Komşuluk açısından İlginç bir komşularınız da var tabii var. Selanik deyince. En ilginç komşu benim büyük ninem Hatimoğlu derlerdi. Zübeyde Hanım'la aralarında iki sokak varmış. Zaman zaman da görüşürlermiş. Dolayısıyla oradan bir şeyimiz var ama ben Atatürk'ü öldüğünde 3 yaşındaydım. Dolayısıyla hiç görmedim. Sadece resimlerini ve görsellerini gördüm. Ama ailemiz işte Balkan Harbi sırasında 1911-12 sırasında göç ediyorlar. Çünkü Selanik bir taraftan Bulgarlar, bir taraftan Yunanlılar tarafından işgal edilince aile bir şekilde kısım İstanbul'a, İstanbul'dan da değişik yerlere gidiyorlar. Söz edilir miydi? Aile içinde Merve'de konuşulurdu. İstanbul'a ilk geldikleri zaman tabii çok zor. 1912 yılı daha Dünya Savaşı başlamamış. Ama savaşın, yani Balkan Savaşları'nın şeyi dalga dalga göçler geliyor. O göçler önce İstanbul'da iskan ediliyor. Ondan sonra Anadolu'ya, daha çok Bilecik, Balıkesir, İzmir taraflarına, Anadolu'nun her tarafına gidiyor oradan. Sayısını bilmiyorum ama yüz binlerce göçmen Balkanlardan geliyor Bulgaristan. Tutucu bir aile miydi? Yani nasıldı bakış açıları, okuma yazma? Babamlar üç kardeş ve babalarını, babam 6 yaşındayken babaları vefat ediyor. Ondan sonra büyük abi ve dayılar sahipleniyor aileye. Ve kısım kısım şey diyorlar, büyük amcam, Yusuf amca, PTT'de memurdu orada. Manastır'da memurdu. O önemli tabii çünkü PTT'de memur olmak. Tabii telgraf, okul yazarlık var. Gelen dergiler falan dışarıdan gelen. Doğru. Osmanlı'ya o zaman ilk orada ile geçiyor. Yusuf amca PTT'den sonra o da İstanbul'a intikal ediyor ve telgrafçılığın başına geçiyor. Kurtuluş Savaşı'nda da biliyorsunuz telgraf konusunda çok büyük katkıları oluyorlar. En sonunda telgraf o zamanın televizyonu gibi yani telefon. En son görevi de Balıkesir PTT müdürüydü. Ondan sonra emekli oldu. Ortanca babamdı Mehmet Bey. Babam o da 1912'de işte küçük yaşlarda geliyor. İstanbul'da kalıyorlar. Aksaray taraflarında kalıyorlar. Sonra askere gidiyor. Yani askerlik dönemi İstanbul'da geçiriyor. Balıkçı müfrezeleri diye bir müfreze varmış adalarda. Onlar Rum balıkçılar. Rum balıkçılar.
balık tutuyorlar. Orduya balık veriyorlar. Çünkü ordunun yiyecek fazla bir şeyi yok. Müfreze deyince balıkla birden birleştiremedim de. Hayır, balık müfrezeleri Rum balıkçılar. şeye gidiyor işte, adalar etrafında bol balık var. O balıklarla besleniyor bir kısım. Babam sonra bir şekilde annemle şey diyorlar. Anne de Selanik'ten geliyor, apayrı bir şey. Ve babası onun hakim. Antalya'ya tayin ediliyor. Bir taraftan o Antalya'da bir şekilde tanışıyorlar. Nasıl tanışıyorlar onu tam bilmiyoruz. Yani Rumelilik olunca oldu, şeyde bir ara getiriyor birbirini. Resimler gidiyor geliyor ve sonunda resimde birbirlerini tanıyorlar. Ve 1920 yıllarında, 1918-19'da evleniyorlar. Yani o tarihlerde işte savaşın şeyi, savaşın tahribatı değil de savaşın, Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Ve oradan Anadolu'ya, Bilecik, arkadan Antalya, Mersin, sonunda İzmir'e yerleşiyorlar. Çünkü bütün amcalar İzmir'de buluşuyor bir şekilde. Siz oradan üç gidiyor. Kardeşsiniz. Üç kardeş, ikisi de hukukçu. En büyük Nusret Arsel. En büyük İlhan Arsel. İlhan Arsel, profesör. Pardon. İlhan Arsel. O anayasa hukuku konusunda. Kitaplarından tanıyoruz tabii İlhan Arsel'i. Evet. Anadolu'da hukuk fakültesinde bitirdikten sonra 1939 savaş başlamadan önce İsviçre'ye doktoraya gidiyor. Savaş başladığı için de orada kalıyor 6 sene. Gelmemek üzere kalıyor. 46'da döndü zannediyorum. Ondan sonra da Ankara Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde. Bizim hocamız. Evet. Orada anayasa profesörü oldu. Bülent Nuri Ösen hatırlıyorum, hocanın asistanıydı. Onu da birkaç sene önce kaybettik. Bülent Nuri Hoca da benim hocamdı. Hocam da. Ben siyasaldaydım gerçi de mülkiyeliyim ama yani komşuyduk yan yana. Çok özeldi. Evet. O da özeldi. İlhan Hoca da ikisi de. Hakikaten, anayasa konusunda çok o şeydi. Çünkü İsviçre'de zaten konusu anayasaydı. Ve dünya anayasaları konusunda da çalışmaları var. O konuda eserleri de var. Sonra polis kolejinde hocalık yaptı İlhan Arsel. Ve ilk defa Amerika ile mübadele, yani öğretmen, daha doğrusu eğitmen şeyi içinde Amerika'ya gitti. Orada çalışmalarda bulundu, döndü. Bildiğiniz gibi 1960 Anayasası'nın müelliflerinden biridir. Yani İstanbul grubu, orada iki grup var. Biri Ankara grubu, bir de İstanbul grubu. İstanbul grubunda işte Tarık Zafer Tunay'a, Özel hocalar. Evet, onlarla birlikte çalışmalar yaptılar. Ortanca abim Nusret Arsel, o daha değişik. Sonradan da din konusundaki eleştirel kitapları, kaynaklara dayanan kitapları başladı. Vardı. Bizim okuyucumuz ve izleyicimiz onu oradan tanır tabii. Evet. Ortanca abim Nusret, o da Ankara Hukuk Fakültesi'nde mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Fransa'ya gitti bir şekilde. Onun da macerası ayrı. Çünkü o zaman yokluk devri. Yani döviz yok, bir şey yok. Bir İstanbul'dan kalkan bir vapurla Marsilya'ya. Marsilya'da onu İsviçre'den abim karşıladı ve Paris'e götürdü. Bir kelime Fransızca bilmiyor. Orada Fransızca öğrendi. Ondan sonra da Sorbonne'da doktora aldı. Döndü, iş hayatına atladı. İş hayatında da biliyorsunuz birçok katkıları oldu ama hukuk tarafından ziyade hukuk dışı işlerle, mesela tarım. Evlenirken onu öyle duymuştum. Güngör Hoca anlatmıştı onu. Benim de yakın dostumuz, onu da yakında kaybettik. Evet. Güngör Hoca'sı. Güngör Hoca'sı var. Vehbi Bey kızıyla, yani Semahat Arsel, Semahat Hanım'la evlenmeleri işte söz konusu olunca
Beypi Bey sormuş, dönme misiniz diye. Var öyle bir öyle bir rivayet değil, doğru olduğunu sanıyorum. Tabii Selanik'ten bir kısımda derler, şeyler evet. var. Ama onlar da çok saygın insanlar. Tabii canım yani. O konuda bir ön araştırma yaptığını duymuştum. Olsa vermeyecek herhalde kıza. Öyle bir durum yoktu. He. Dolayısıyla herhangi bir sorun çıktığını sanmıyorum. Evet, evet, evet. Olduğuna göre. Vehbi Koç'un kızınla evlendi. Evet. Değil mi? 1955. Evet. 55-56 senesinde. Cemal Tersel'ler. O sırada zaten Koç şirketinde çalışıyordu. Hı-hı. Yani tabii orada şeyi bitirmişti. Merkez Bankası'nda bir ara çalıştı. Merkez Bankası'ndan sonra askerlik. Askerlik sonrası Koç şirketine intisap etti. Semahat'ın da hoş, hala hoş bir... Hala öyledir. Evet. Hemşireliğe, çok şey, tıba çok şey destek olur. Hı. Çok şey açık, okuyan, şey yapan yani... Bütün aile öyle. Enteresan, Vehbi Koç'un üç kızı da hakikaten kişilikli, ayaklarının üzerinde bütün, duran... Bütün çocuklar çok evet, iyi okudu. Evet, çocuklar evet. Yani kızlar da mesela diyelim Anadolu, Ankara ama Cumhuriyet'in ilk aileleri belki o kültürü mü biraz veriyorlar? Şimdi tabii Ankara Atatürk'ün... 27 Kasım'dır zannediyorum Atatürk'ün Ankara'ya varışı. O günde Ankaralılar günü olarak hala kutlanır. Çünkü soğuk hava ve işte Sivas Erzurum kongreleri yapılmış. Ankara'ya geliyor. Ankara o zaman bir köy. Yani hiçbir şey yok hemen hemen. Ve orada çünkü Ankara aynı zamanda korumalı bir yer. Yani o sırada İstanbul, İzmir her taraf işgal altında. Ankara sahip çıkıyor. Yani şeyler paşanın geldiğini duyunca Ankara'nın sınırlarında karşılıyorlar. Dolayısıyla orada bir şey var Ankara'nın ilk günleri. Okuyoruz da öyle. Meclis açılırken evlerden toplanıyor biliyorsunuz tabii. Sıralar, okullardan. Sıralar işte değilse yok, şeyler, kiremitler şeyler filan. Evet. Doğru. O zamanın yokluğu gerçekten şimdiyle karşılaştırdığınızda çok farklı ama ailelerin o dönemde yetişmeleri de çocuklara da yansıdığını düşünüyorum. Tabii. Anlayışa, kültüre bir şekilde Gazi çiftliği Atatürk'ün orada şey yapması, kurması da anlamlı bir örnek olması bakımından. Keşke devam etseydi maalesef. Evet. Şimdi biraz Gazi çiftliği o tarıma bir örnek olsun diye zaten orada yapıyor. Resimleri sanayisini var. De yanında ve kuruyor. Orada kullanılan traktörlerden birisi Ankara'da kalenin oradaki müzede teşhir ediliyor. Şeyde, Rahmi Bey'in yaptığı müzede teşhir ediliyor. Demir tekerleklidir. Lastik yok o zamanlar. Demir tekerlekli traktör. Evet. Oralardan geçti. İsterseniz o Koç ailesini de bir şey yapalım. Yani siz biz bir süre orada çalıştınız değil ben mi? Çalıştım. Yöneticilikte yaptınız. Tabii. Ben kurumsal şeyine bakacağız. Anlayışlar neydi? Yani sanayicilik ve sanayi açısından katkıları ne oldu diyelim ya da eksikleri ne oldu? Anladım. Biraz bu programda ben şunu yapmaya çalışıyorum. Yani işte eskiden şöyleydi falan diye özlem değil, geriye gitmemize imkan yok. Geride yok, de zaten bir doğru. Hayır yok. Doğru. Öne doğru bakmamız lazım. Ama geriden ne çıkartabiliriz? Önümüzü nasıl aydınlatabiliriz? Biraz dersler Memnun açısından etsek. Değerlendirelim istiyorum. Ben askerliğimi burada istikamda yaptım Kağıthane'de. Geçenlerde eşimle oradan geçiyorduk. Tanıyamadım Kağıthane'yi yani. O zaman biz talim yaptığımız bir yerdi Kağıthane. İstikam okulu oradaydı. Orada yürüyüşler falan yapardık. Ağaçlıklı bir yerde. Şimdi ama iyi tarafları da var. Yani bir taraftan gökdelenler var ama müthiş bir iş yeri. Rezidans ve alışveriş merkezleri. Akşam geçtik. Eşim hayretler içinde kaldı. Orası o kadar gelişmiş. Askerden çıkınca tabii benim okumamda da Vehbi Bey'in katkısı oldu. Yani bana burs verdi. Dolayısıyla bir manevi şeyim de var. Kendisine randevu aldım, gittim. Elektrik mühendisi oldum. Teknik üniversiteden mezunum.
Dedi ki Topkapı'da bir ampul fabrikası var. Ampul fabrikası General Electric, Türkiye'nin ilk yabancı sermaye kuruluşu. Kuruluş tarihi 1948. 50'de üretime başlıyor. 80'lere kadar filan o ampul Türkiye'nin bütün şeylerini aydınlattı. Hı hı. Ve General Electric'in en önemli yatırımlarından biriydi. Türkiye'deki ilk yabancı yatırım. Oraya beni gönderdi. Fakat ampul fabrikasının yanında ki arazide bir elektrik motoru fabrikası kuruluyordu. Ben ampulden pek anlamam. Yani elektrik mühendisliğinin bir sürü şeyi vardır. Elektrik, elektronik. Ben daha çok elektronik tarafında şeydim. Gittim Amerikalı bir müdür bana şöyle bir baktı. Sen ne yaparsın dedi. Ben dedim elektrik mühendisiyim. Seni dedi en iyisi biz dedi satın alma. Ben dedim satın almadan pek anlamam. Ben mühendisim. Dedi ki bir şey öğrenmek için evvela havuza atlamak lazım, yüzmeyi öğrenmek için. Sen de dedi bu havuza atlayacaksın. Yoksa başka iş yok. Kabul ettim. Ve işte orada malzeme satın alma görevlisi olarak başladım. Bir süre sonra kalite kontrola geçtim. Ondan sonra o zamanlar Amerikalılar vardı. O zaman Nusret Bey evlenmiş miydi? Yani dünürsünüz artık değil mi? Hayır daha evlenmemişti. Daha yok. Evlenmemişti. Sadece onlar, burslu. Benimki burslu. 55 senesinde girdim. Onlar da bir sene sonra evlendiler. Torpiliniz yok yani henüz. Valla torpil diye bir şey yok. Hayır, Vefi Bey kesinlikle şey etmezdi. Onu sonra anlatacağım ben Aygaz'dayken. Sadece bir tarif verdi sekreteri. O zaman sekreteri Zehra Hanım'dı galiba. Topkapı'ya gideceksin dedi. Mr. Deal diye bir Amerikalı müdür var, onu göreceksin. Nasıl gideceğim dedim. Otobüse biner gidersin dedi. O zamanlar kolaydı. O zamanlar Topkapı'ya iki şeyle ulaştım Topkapı'ya. Kapıdan sordular. Dedim ki genel müdürü göreceğim. Girdim. Bir iri yarı bir Amerikalı. Fakat sonradan çok sevdik kendisini. Çünkü 40 sene Amerika'da yani 40 sene Türkiye'de kaldı. Biraz benimle mülakat ettikten sonra işte o teklifi yaptı. Kabul ettim. Ampul fabrikası aralar çalışıyor. Arsada bir yeni bir fabrika kurulacak. Kim kuracak? Enka. O sırada daha Enka yeni çıkmış. Şarık Tarar, rahmetli Sadi Gülçelik ortak. Onlar geldiler. İşte keşifler meşifler yapıldı. Fabrika 14 ay içinde bitti. 14 ay içinde koskoca fabrika. İçine yerleştik. O fabrika şu anda onun yerinde hastane var. Yani Koç Üniversitesi Araştırma Hastanesi, büyük bir hastane. Ama o iki fabrika Türkiye'nin sanayine çok büyük katkıda bulundu. Mühendisler yetişti, ustalar yetişti, dışarıdan gelen yabancılar. Derler ki yabancılar gelince şey olur, onlar bize öğretti ve gittiler. Ondan sonra kalan tamamen Türk şeyiyle. Ampul fabrikası zannediyorum ki 80 ben oradan 80'de ayrıldım. 90'lara kadar oradaydı. Sonra General Electric tercihini değiştirdi. Neden değiştirdi onu bilmiyorum. Ampul fabrikasını Macaristan'a aldılar. Motor fabrikası da Singapur'a gitti. Ve General Electric Türkiye'den ayrıldı. Şu anda General Electric var ama başka konularda işte uçak motoru. Orası uzun süre boş kaldı. Sonra Migros şeyi oldu. Migros'un o zaman mülkiyeti şeye ait. Koç'a ait yani. Tabii. Evet. Mülkiyeti Koç'a ait. Arçelik ortaklığı var. Migros ana şeyi merkezi oldu. Lojistik merkezi oldu. Sonra işte Rami Bey'in orada çok uzak görüşlüğü var Koç ailesinin. Oraya hastane çünkü Nişantaşı'ndaki yer artık işba haline gelmiş. Genişlemesi mümkün değil. Orada hastane kurmaya karar verdiler. Kuruldu. Şu anda hala devam ediyor ama zannediyorum ki 200 bin metrekarede müthiş bir araştırma, geliştirme ve uygulama hastanesi var.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı. Çalışıyor. Gerçi tabii bu aynı zamanda biraz hizmet sektörüne de kayış. Yani sanayiden, üretimden biraz Türkiye'de vazgeçiş olunca teşvikler falan da azalıyor. Şimdi tabii. Yabancı Sermaye Kanunu'na göre kurulmuştu oradaki evet. şey ve onun gibi bir sürü şey. Chrysler olsun, şey olsun, Philips rakipler. Çok fabrikalar kuruldu. Mercedes, sıramızda Mercedes vardı. Orada başladı. Şimdi Konya'da muazzam bir otobüs şeyi, Mercedes otobüsleri zannediyorum orada üretiliyor. Benim ilk işim de Topkapı'daydı. Topkapı'da. Evet. Liseden mezun olduğum sene çalışmıştım o zaman. Amerika'da mezun oldum, geldim Türkiye'de. Brüller fabrikasında yeni bir brüller fabrikası kuruluyordu. Evet. Necmettin Gökçe. Evet, Necmettin Gökçe benim ilk patronumdu. Tanıyorum. Evet, oyundaki. Çok saygın bir ailedir Amerikalı. Ve Thyssen hala devam ediyor ama evet. onlar Amerika'da bir mühendis gelmişti. Tamam. Fabrikanın kuruluşunu falan yapıyordu. Ben de ona yardım Thyssen ediyordum yani tercümanlığını falan yapıyordum. O zaman siz de komşuymuşuz farkında evet, olmadı. Evet. Hatta işte beni çok şey yaptı. Götürelim falan de dedi ki o memleketini çok seviyor, gelmez. Başka bir şey daha vardı. Bizim karşımızda Ülker vardı. Evet, Ülker. Ülker bisküvileri bir baraka şeklindeydi. Zaman zaman su ihtiyaçları oluyordu. Bizde de su var. Dolayısıyla Ülker'in şeyi orada başladı. Macerası diyeyim. Evet. Aynı şey çerçevede bir mühendis de oraya da vardı. İlker'de. Yeni şeyleri getirmişti işte. O gibi makineler. Yeni bisküviler falan. Çeşitlenmesi. Eskiden bizim bildiğimiz bir Petit Beurre bisküvi vardı. İki ondan çeşit, sonra bir çok çeşitlendi. Bir kısası. Tabii. Ondan sonra tabii. Çeşitlenmişti. Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Tabii. İyi oldu, iyi oldu. Beslenme açısından da iyi mi değil mi? Az yemek kaydıyla ben o arada parantez açayım. Evet efendim, kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet efendim, Yeni Ufuklar'dan tekrar merhabalar. Devam ediyoruz. Türk ekonomisinin son 60 yılını konuşuyoruz ama daha öncesine gittik. Aslında biraz 35'lerden falan da başladık. Sayın Çelik Arsel konuğum, Atatürklerin Selanik'ten komşuları, Vehbi Koçların dünürü. Dolayısıyla Ankara'ya Cumhuriyet'in ilk yıllarına tanıklık etmişsiniz. Birçok ortak tanıdığımızda çıktı. Var. Oradaki Ankara'da 3-5 aile var zaten. Onların hepsi de sanayiye yönelmiş değil mi? Biraz büyük önce çapta, konuştuk. Şey, aileler orada tabii hem Kökçeler var, aktarlar tabii, var. Tabii. Onlar hem arazi sahibi hem de iş sahibi. Yani ticaret. Ticaretten geliyorlar. Fakat Vehbi Bey tabii uzak görüşlülüğüyle ticaretin sonunda bu işin bir sanayiyle devam etmesi gereğine inanıyor. Ve de 1940'lı yıllarda sanayi şeyine bakmaya şey diyor, İstanbul'a gelip gittikçe. Kendisi fiilen çalışır. Kendisi fiilen çalışıyor. Yani sabah 8 akşam saati belli değil. Hatta şöyle bir rivayet değil de hikaye var. Annesi Fatma Hanım bazen gelirmiş yazhaneye. Ben sana bir masa, bir sandalye demiştim. Sen işi büyütmeye kalkıyorsun. Kalk eve gidelim. Evde bekleyenler var. Anne sen git, ben arkadan gelirim diye. Yani sabahtan akşama kadar çalışan ve çalışmakla birlikte etraftakilerine de örnek olarak çalıştıran bir kişilik Vehbi Bey. Cumhuriyet'in ilk girişimcileri. İlk girişimcileri, tabii. Sanayicileri. Devletten de teşvik görüyorlar tabii. Devletten yani, teşvikten ziyade anlayış, devletten iş tabii alınıyor. O zamanlar iş yapan Rumların dışında Türklerden tabii çok az var. Vehbi Bey bir taraftan kendi işini devam ettirirken bir taraftan da Büyük Millet Meclisi'nde katiplik görevi yapıyor. Kısa bir süre de olsa ve o sayede de
hem devlet adamlarına tanışıyor hem de devletin anlayışını, kültürünü edinmiş oluyorsun. Görüşüyor. Ve orada şeyi kuruyor. İnşaat malzemesi. Çünkü büyük çapta inşaata ihtiyaç var. Ev yok. Milletvekilleri topluca belli yerlerde kalıyorlar. Ve Koçtaş'ın kuruluşu ulusta Vehbi Koç ticaret şirketi. Yani ilk başta zaten anonim şirkete sonra geçiyor. Vehbi Koç babam da orada görev yaptı. Ulus Meydanı'nda küçük bir şey vardı. Ben orayı hatırlıyorum. Oradan başladı. Sonra inşaat malzemesinden sonra... O peynirin kurtlarını temizledi filan derler. Doğru derler. Mudur hakikaten? Ben de, onu ben de duydum. Yani öyle zengin olunmuyor herhalde. Ama bakkaliye işi tabii şey işi yani tüketim ama aynı zamanda fire veriyor. İnşaat malzemesine giriyor. Ticaret. Oradan başlıyor. Şey. İstanbul'dan daha bir İstanbul'a geliyor bütün şeyler için. inşaat malzemeleri için. Ve bir süre sonra da ufak ihaleler oluyor. Zannediyorum ki işte Ankara Numune Hastanesi'nin bir bölümü. Hmm. Sonra kendi yaptığı yurt. Sonradan yapmış olduğu yurt. Fakat müteahhitlikten ziyade zannediyorum inşaat malzemesi işi daha kalıcı. Bugün Koçtaş onu gayet başarıyla yürütüyor. Arkasından iki konu. Bir otomobil. Orada çok az otomobil. Ve de otomobilin kullandığı yakıt. Yani mobil. O zamanlar mobil güçlü. Oradan başlıyor iş. Şimdi size gelelim. Zamanımızı da tamam. Daha yakın zamana tanıklık etmek bakımından. Siz şeye girdiniz. Satın alma elemanı olarak girdiniz tabii. Oradan işte kalite değil. Kontrol derken fabrika müdürlüğü Amerika'la gidince bana fabrika müdürlüğü teklif edildi. Onu bir süre yürüttüm. Genel müdür ayrıldı. Yeni genel müdür gelene kadar çünkü ağırlık Amerikalılarda olduğu için hem sermaye hem teknoloji bakımından yönetim Amerikalılardaydı. Bir sürede aşağı yukarı 8 ay kadar genel müdüre vekalet ettim. Sonunda Vehbi Bey'i bir fırsatta gördüğümde işinden memnun olsun diye dedim ki efendim burada belli bir yere geldim. Müsaade ederseniz buradan ayrılayım. Bir de yabancılara çalışmaktan pek hoşlanmıyordunuz. Evet, hoşlanmaktan ziyade tabii belli bir seviyeden sonra artık orada kalmanın bir anlamı yoktu. Vehbi Bey dedi ki sen bir yazıhaneye gel de bir konuşalım. Bir gün gittim ziyarete. Dedi ki, düşündüm sana dedi başka bir iş teklif edeceğim. Nedir dedim, Aygaz şirketi. O zaman Aygaz şirketi daha henüz 200 bin ton civarında bir satışı olan ama başarılı bir şirket. Ben dedim ki pek Aygaz'dan, yani elektrik mühendisiyim. Aygaz'dan dedi ki sen bir tecrübe et. Zaten genel elektrikte de gösterdin. Oradan da anlamam dedin ama... Kabul ettim ve Aygaz'da 1977 senesinde göreve başladım. 1980... Peki torpilli misiniz şeyden? Yani damat... Evet, torpil şeyde holdingde, o zaman holding değildi. Torpil çalışmaz. Daha doğrusu öyle... Öyle derler de öyle doğrudur. Öyle derler ama doğrudur. Çocuklarına çünkü da yapmaz derlerdi. Çalışmaz. Bilakis ters bazen teper. Bazen böyle çünkü iş adamlarıyla ilgili şehir efsaneleri oluyor. Oluyor. Aa, o hiç şey yapmaz falan diye ama. Efendim, Vehbi Bey ve Koç ailesi tamamen kıdeme ve liyakata bağlı kişileri göreve getirir. Ve mümkün mertebede aileden olmamasına dikkat ederler. Çocuklarına da öyle yapıyor derler. Çocuklarına yani. Da öyle yapıyor. Aşağı ve bu tabii başladık. Genel kaidedir. Ama tabii genel kaidenin dışında istisnalar var. Ben o istisnalardan birkaçından biriyim. O bakımdan kendimi bir noktada şanslı hissediyorum. Tabii o irtibatla çevre sizi tanıyor, siz çevreyi tanıyorsunuz. Ben işi kabul ettim. O sırada Zincirlikuyu'da genel müdürlük. Oraya geçtim. Bir sene kadar benimle halefsele falan Tanju Bey vardı. Tanju Köseoğlu.
Daha yeni emekli oldunuz değil mi? Kaç sene oldu? Yok, ben 96'da emekli oldum. 96, o kadar oldu mu? 96'da oldum ama... Ben Saygaz'a geldim göre, kaç defa sizin üzere. Tabii, 96'da oldum ama 2002'ye kadar değişik yönetim kurullarında yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak da görev yaptım. Yani fiilen bırakışım 2002. Ondan sonra da gene ilişkilerimiz proje sakal, basında. Sakal yoktu, var mıydı? Yok, sakal yoktu. Sakal yeni. Kravat? Kravat her zaman. Kravat her zaman yanlış. Bizim şimdi... çocuklar da liseden mezun olduğunda, o zaman büyük oğlumun çok da sıkatıydı tabii. Saç uzatmak bilmem ne şey filan. İlk mezun oldu, birden saçı uzadı. Aa, diyoruz ne oldu bu çocuğa? Böyle arkasından bir tane kuyruk gibi bir şey filan. Yani bir şey, tamam bitti artık gibi. Bizde kravat sonra vardı ama gençler döndü. Bunu şey ettiler, üstesinden geldiler. Şimdi cuma günleri bir kere herkes bir tarafa gittiği için cuma günleri kravat takma mecburiyeti yok. Diğer günlerde de oldukça serbestler. Yani bizim zamanımızda her şey kravatlı oluyordu, toplantılar. Ondan sonra ben 80 senesinde genel müdür olarak devam ettim. 90 yılına kadar birçok şey yaptık, birçok proje yaptık. 90 yılında bir organizasyon değişikliğinde genç yöneticilerin holdinge geçmesi ve tecrübelerinden orada istifade edilmesi diye bir politika kararı alındı. O karar çerçevesinde ben de dört arkadaşımla birlikte holdinge Nakkaştepe'ye geçtik. Orada ben enerji grubu başkan yardımcısı olarak 6 sene, 5 sene görev yaptım. Deneylerinizi aktarmak üzere tabii, yani tabii, genç tabii, yöneticiler tabii, başladı. Tabii. Çünkü Aygaz o zaman tek başına değildi. 40'a yakın gaz şirketi vardı. Şu anda da sayıları 15-20. Ama kısa sürede Aygaz geniş bayi ağı, yatırımları ve de tabii güçlü bir finansman yapısıyla bir numara oldu. Hemen arkasından İpragaz, o da çok kıymetli ama İpragaz'ın %50 ortağı devlet. Türkiye Petrolleri ve şey... Yani o zaman İpraş'tı, İstanbul Petrol Rafinerisi. Şimdi toptan TÜPRAŞ diyorlar. Ki bugün şeye baktığınızda yani siz Sanayi Bakanı olsanız ya da herhangi bir holdingin başına geçseniz diyelim. Yanlış giden ne var, neyi düzeltirsiniz? Yani eleştirdiğiniz holding nedir? Holding içinde mi yoksa Türkiye çapında? Türk sanayisinin yönetimi açısından diyelim. Holding yani sizi... Koç Holding açısından demiyorum. Anladım. Yani genelinde. Şu tecrübelerinizle ne kazandınız? Siz yöneticilere ne söylersiniz? Neyi şimdi, yanlış yapıyorsunuz? Neyi şöyle yapın efendim, daha şöyle, iyi olur dersiniz? Şimdi o yola doğru gidiyor. Dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Türkiye maalesef tabii petrol olmaması bir bakıma iyi. Çünkü petrol olan ülkelerde siyasi durumun ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Petrol savaşları vardı. Şu anda da var, ileride de olacak. Türkiye'de petrol yok veyahut da çok derinde. Hayır, enerji fakiriyiz. Enerji fakiriyiz ama dışarıdan ithalatımız var. Şimdi çok yanlış işler olduğu gibi çok doğru işler de oluyor. Bugün yeni açılan bir Karadeniz'den geçen bir doğalgaz boru hattı Avrupa'ya ve Türkiye'ye olduğu gibi Avrupa'ya da doğalgaz şey edecek. Bu çok önemli bir şey konu. Türk sanayisini, Türk sanayisini veyahut da ekonomisini etkiler diyelim. Yani sadece sanayi değil. Olumlu etkileyecek. Onun yanında paralel bir hat planlanıyor. Petrol, ham petrol hattı. Zaten bir de mavi hat var biliyorsunuz. Yukarıdan Samsun'a gelen. Oradan da karayoluyla dört yola bağlanıyor. Dolayısıyla Türkiye petrol üreticisi değil ama petrol yolları üstünde çok stratejik bir mevkide. Ve ondan yararlanmamız lazım ve o konuda da yatırımlar yapılıyor. Rafineriler şimdi bir tane Star Rafinerisi kuruldu Ali Ağa'da. Son derece modern bir rafineri. 5 milyon ton zannediyorum işleme kapasitesi var. Peki, bu enerjiyi ne yapacağız? Bu enerjiyi lazım? Biz tüketme, yani, tamam, ürettik, enerjiyi yani. Büyük çapta tüketiyoruz. Ama tüketemediğimiz... Yani evimizde ısınıp... Kullanıyoruz ama tüketemediğimiz kısmını satabiliriz. Biz Bulgaristan'dan bir zamanlar elektrik aldık. Zaman zaman da alıyoruz. Pekala Bulgaristan'a, Yunanistan'a, İsrail'e elektrik satabiliriz.
Doğalgaz boru hatlarıyla Ruslar satıyor ama geçiş bizden olduğu için bir geçiş hakkımız var. Dolayısıyla Türkiye bir tarım ülkesi idi. Sanayisi ayaklanmış oldu. Gidiyor idi evet. Ama şimdi öyle değil. Maalesef şimdi sanayide tabii ucuz dışarıdan alıyoruz. Niye? Anlayalım mı? O devirler bitti, bitmek üzere. Çünkü artık Çin'den aldığımız ürünler kalite bakımından sorun yaşıyoruz. Dolayısıyla Çin'den de Çin parasıyla değil, dövizle alıyoruz. Dövizde sıkışma var. Öyle bir anlaşma var. Yapılabilir. Gerçi öyle çalışmalar var. TL yani karşılığı veyahut da şey karşılığı, mal karşılığı oluyor. Yani mala karşı mal ama bizim Çin'e satacak fazla bir malımız yok. Çin'in bize satacağı çok mal var ama. Fındığımız var diyor. Fındık şey, var. İşlenmiş ama şeyler olabilir var. Tabii. Fındık olabilir de fındık da bir sene iyi bir sene kötü veriyor. Bizim satabileceğimiz en şey tarım ürünleri dışında hizmet satabiliriz. Türkiye'de hala bugün konuşulan 4,5-5 milyon hatta onun üstünde bir iş gücü fazlamız var. Yani daha doğrusu işsizlik var. Bu işsizliğe mutlaka bir çare bulunması lazım. Çare de bunları üretken yapmak. Turizm var tabii. Turizm yani var. 12 ay Türkiye'de turizm yapmak mümkün. Ama maalesef özellikle Çinli turistler açısından. Evet ama yanlış yatırımlar yapıldı. Antalya'ya yatak. Bilmem 1000 yataklı, halbuki Avrupalı turistin aradığı otentik, Türkiye'ye özgü küçük yerler. Yani Avrupalı hiçbir zaman gidip de 1000 odalı bir yerde, ben de şahsen öyle gidip 1000 odalı bir otelde kalmayı, tatil yapmayı düşünemem. Yani bir planlama gerekiyor mu? Gerekiyor, bu yapıldı ama yanlış yani planlama. Yani genel olarak yapıldı. Ekonomide bir planlama mutlaka, gerekiyor mu? Mutlaka. Bir el olması lazım. Şimdi Türkiye biliyorsunuz Özal zamanından önce 5 yıllık planlarla belli bir noktaya geldi. Özal döneminde de bu plan. Şimdi mutlaka bize diyorlar turizm ki, o dönemde biliyorsunuz şeyden çıktı. Çıktı. O zaman çok eleştirdik yazdık evet, ama. Evet, evet. Bize plan değil pilav lazım diye planları bir tarafa attık. O planlara tekrar yani Güngör Uras'tan bahsettiniz. Bir planlama teşkilatı olmasa da mutlaka bir merkezi planlamanın Türkiye'nin ekonomisini, bölgesel ekonomiyi planlaması lazım. Biz önümüzü başka türlü göremeyiz. Bakın iş adamlarına soruyorsunuz. En başarılı işler, hepsini takdir ediyorum. Bugünkü konjonktürel anlamda 6 ay sonrasını göremiyor. Biz göremiyoruz. 3 ay sonra ne olacağını göremiyoruz. Dolar bir iniyor bir çıkıyor. Dolara bağlı olmayalım. Olmayalım. Neye bağlı olacağız? Euro. Euro da o da şey. Üstelik de bakarsanız sonuçta. Dünyadaki ticaretin önemli bir kısmı dolar üzerinden yürüyor. Yani siz petrolü dolarla alıp satıyorsunuz, euroyla alıp satamıyorsunuz. Komşularımızdan kendi parası. Olabilir. Ya öyle bir olabilir. Şey var tabii. Yani var, Avrasya var. Dediğimiz tabii, şey tabii. Hem tabii, Avrupa olur, hem Asya mümkün. Açısından mümkün, olabilir. Mümkün, belli bir miktar mümkün. Ama önemli ama olan global açıda mümkün değil. Ama önemli olan herhalde ayaklarınızı sağlam ekonomi açısından. Sağlama basmanız lazım. Evet basmak var. Lazım. Basmanız lazım. Yani nedir o? Üretirseniz ancak sağlam evet. Olabilirsiniz. Bakın değil mesela mi? Şimdi ben İzmir'de büyüdüm, Ege'liyim. 1 milyonun üstünde zeytin ağacı sahipsiz vaziyette. Onları keseceğimiz yerde o zeytin şimdi yavaş yavaş değeri Akdeniz ülkesiyiz. Ama en düşük zeytin üretimi, en düşük zeytin kalitesi bizde. Niye bir İtalya, İspanya olmayalım? İtalya'da, İspanya'da Türkiye'deki satılanın iki misli fiyata satılıyor. Ve biz bundan istifade edemiyoruz. Ben eşim kaliteli zeytinyağı bulmakta güçlük çekiyoruz. En sonunda işte arkadaşlardan bize geliyor ben size geliyor vereyim. Yok yok şöyle. Biz güneyde bir küçük yer aldık. O zaman zaman oraya gidiyoruz. Orada iki tane zeytin ağacımız var aşılı. Oradan kendi ihtiyacımızı alıyoruz. İki ağaç bir i̇ki aileyi ağaç. Uzun. Hatta evet. Böyle eşe dosta hediye tabii bile çıkıyor. Geçen sene 10 kilo birinden 10 kilo, yani 20 kilo zaten bir aile yeter. Evet. Öyle. Çocuklara bir torunlara bile. Pek tabii. Tarım, turizm dediğiniz gibi ve hizmet sektörü.
Türkiye'nin şey. Sanayi yani üretim sanayi, açısından şimdi ne yapabiliriz? Sanayide çok büyük yatırımlarımız var yani ortak yatırımlar var. Siz çok erken mühendis olmuş. Benim mühendisliğim yani, geride kaldı. İnsan birikimi de var. Sadece var. Amerikalı mühendis gerekmiyor artık bize var mı? Elektrik, elektronik, bilgisayar her bir şey var. Biz mezun olduğumuzda bizim rahmetli Mustafa Sandur diye bir hocamız vardı. Stanford'dan geldi. Bize şöyle dedi. Buna transistör derler dedi. Biz transistör şeyiz. Yani transistörler geçti. Şimdi nano, bakın geçen gün bir bilim ödülü verildi. Bir Türk aldı bunu. Nanoteknolojide saç büyüklüğünde robotlar yapıyor. Yani karıncalardan esinlenerek robotlar yapıyor. Gazetelerde şey etti. Bu robotlar ne yapacak? İnsanın giremediği, yani tıbbın giremediği yerlere, beyne girip oradaki şeyin, tümörün fotoğrafını çekip tedavi usulleri geliştiriliyor. Yani dünya buraya gidiyor artık. O niye bunları böyle çarşaf çarşaf şey yapmıyoruz? Dün evvelki gün gazetelerde çıktı. Bu Rami Koç bilim ödülü verildi birkaç gün önce. Ve bir Türk bunu aldı. Türk profesör Çeti. Çok da başarılı. Ve zannediyorum ki %20 zamanını Koç Üniversitesi araştırma bölümünde bir ekiple yürütecek, yürütüyor. %80 de Amerika'da, Berkeley ve işte şey bu araştırma bölümünde ödül almış bir arkadaş. Peki kendimiz şey yapabilir miyiz? Diyelim cep telefonuydu. Siz gerçi akıllı telefon kullanmıyorsunuz. Yani var kullanıyor. Şöyle efendim. Esas onun şarjı bitmiyor. Cep telefonlarının da şeyi modası geçiyor. Bakın saatle şey ettiler. Apple'ın bir saatiyle bir takım kayıtlar alındı. O meşhur kaşıkçı şeyinde kullanıldı. Şimdi dünya oraya doğru gidiyor. Yani dediklerine göre belli bir süre sonra, 10 sene, 20 sene sonra bu cep telefonları artık kullanılmayacak. Niye? Gerek kalmayacak. Şöyle saat gibi bir şeyden istediğiniz, dünyanın istediğiniz yerine ulaşabileceksiniz. Yani dünya böyle teknoloji çok süratli gidiyor. Mühendislerin yapması gereken araştırma, çalışma ve şey, dünyadaki trendi takip etmek. Üretim yapamaz mıyız biz burada? Yapılabilir. Yalnız bunda biraz geç kaldık. Çünkü bakın Çinliler, ben biliyorum, daha önceden de biliyorum. Son 20-30 yılda sıçradıkları yeri görebiliyorsunuz. Şimdi Çin'den önce biliyorsunuz biraz Japonya. Biraz önce kalitesiz şey dediniz ama artık eskisi gibi değiller. Yani bir böyle genel bir şeyi yaptılar. Şimdi çok denetimler var. Var. Ben hep söylerim yani Çinlere kızacağımıza nazar etme, senin de olur. Ne var? Biz onların yaptığı gibi kendi devletimiz şimdi bizi desteklesin. Niye ucuza üretiyor? Çünkü elektriği şey veriyor, ucuz veriyor, devlet destekliyor. İş gücü var. İş gücü bizde daha iyi var. Yani bizde de var iş gücü. Bizde kaliteli iş gücü maalesef sıkıntılı. Yani iş Çin'den gücümüz var ama sıkıntılı değil Çin'den daha sıkıntılı değil ama Çin bir tas isterseniz yetiştirirsiniz de. Bir tas pirinçle şey diyor. Yok, artık öyle değil Çinliler. Hiç öyle eski bildiğiniz Çinliler değil. Kalitesiz ben giymezler. Ben çoktan da gitmedim. 80'li yemezler, yıllardan beri Çin'i görmedim. Son derece sağlıklarına düşkünler. Evet. Sağlıklı beslenme, üretim şey konusunda. Biz Çin'i alacağımıza Güney Kore'yi almamız lazım. Bakın Güney Kore 1900 Kore Savaşları ne zamandı? 50'li yıllarda. Hatta bizden bir birlik gitti. Güney Kore ondan sonra bir kalkınma hamlesi yaptı. Şu anda sokaklarda gördüğünüz arabaların önemli bir kısmı Kore. Türkiye'de de bunu imal ediyorlar. Elektronik konusunda da Japonya'yı yakaladılar. Şimdi Japonya pahalı kaldı. Çünkü Japonya'nın şeyi 35 bin dolar, 40 bin dolar seviyesinde. Biz hala 10 bin doları bulmuştuk. Şimdi geriye gidiyoruz. Şu anda nedir bilmiyorum. Ekonomist değilim ama 7-8 bin dolar civarında bizim milli gelirimiz. Önümüzdeki dönem önemli bir sıkıntı yaşayacağımıza, bir tıkanıklık yaşıyoruz. Yani borçlanma ekonomisiyle uzun süre götüremeyeceğimiz belliydi. Üretimden vazgeçtik.
yeniden üretime dönme şansımız var mı? Efendim, üretimden önce evvela fazla tüketimden vazgeçmeliler. 1920'lerdeki koşullardan daha iyiyiz herhalde değil mi? Aşırı tüketime dönük bir topluluk olduk. Dolayısıyla aşırı tüketim değil, üretime dediğiniz gibi üretime yönelik tarım ağırlıklı, turizm ağırlıklı yerlere dönmemizde yarar var. Ben şöyle şey diyeyim galiba. Evet, şöyle bağlayayım. Ben Türkiye'nin geleceğini iyi görüyorum. Birçok arkadaşlarımız pesimist. Ben iyi görüyorum. Neden? Türkiye'de 4 mevsim yaşıyoruz. Bakın burası kış gibi 10-12 derece. Aşağıda denize giriyorlar. 4 bir tarafı, 3 bir tarafımız denizle çevrili. Dolayısıyla mali imkanlarımız kısıtlı olsa bile yeraltı, yerüstü kaynaklarımızla Türkiye çok daha ileriye gidebilir, gidecektir. Ben ona inanıyorum. Evet, müthiş bir insan birikimimiz var. Var. Deneyimimiz ondan yararlanmamız var. Lazım. Ondan Cumhuriyet anlayışımız var. Onu devam ettirmemiz lazım. Artık kurtlu peynirimiz yok zaten, onlarla vakit kaybetmeye de gerek şimdi yok. Kurtlu peynir çeşit tekrar peynirimiz moda var. Oldu çünkü şeyler veganlar kurtlu peynir alıyor. Çünkü kurt olduğuna göre o yaşayabiliyorsa insan daha iyi yaşayabilir evet, diye. Evet. Benim kızım organik diye. Defne vegan oldu. Vegan ve gayet sağlıklı yaşıyor. Yani o bakımdan ben gençliği takdir ediyorum. Tam ona katılmıyorum. Yani insan hem et obur hem ot obur olduğu olmasa için onu değiştirmek doğru mu değil mi? Ben onu sağlık açısından. Neyse onu başka bir programda tabii tartışırız. Tabii memnuniyetle. Çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Için. Ben de Sayın olur. Çelik Arsel'le birlikteydik. Ekonomimizin son 60 yılını ama önümüze konuştuk. Önümüze iyimser bakma sonucunu çıkardık değil mi? Evet. Hocam. İyimser bakıyoruz. Evet. 1920'lerde, 30'larda böyle yaptılarsa biz çok daha iyisini yaparız. Evet, tecrübeyle yaparız dediğinize göre yaparız herhalde. Yaparız. Evet. İyi günler efendim. Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler nedir? İstihdamda dağılım nedir? Emperyalizme karşı olmadan Türkçe olmadığı nedir? Kadına şiddetli konuşacağız. Grev hakkı elinizden alınabilir mi?